Değerli arkadaşlar, ben de hepinizi selamlayarak grup konuşmasına başlamak istiyorum. Öncelikle ifade etmemiz gerekiyor ki belki bu parlamento, bu çatı tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Şüphesiz bizim eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız ve demokratik bulmadığımız, katılımcı, halkçı bulmadığımız birçok boyutu var. Ama bu hali bile, bu duruşu bile birilerini rahatsız ediyor olacak ki geçtiğimiz hafta aslında kendi kendini feshetme, kendi kendini tümüyle bitirme, tümüyle işlevsizleştirme konusunda bir adım daha attırıldı. Biraz sonra ayrıntısıyla konuşacağız ama özellikle Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta belki biraz dikkatlerden kaçan bir cümlesi vardı. Bu parlamento artık bu iç tüzükle yürümez, bu iç tüzükle olmaz sözleri doğrudan doğruya aslında bundan sonrasına dair net bir mesajdı. Eğer gerçekten parlamentonun önüne koydukları, millete dayattıkları paket güçler ayrılığı içeriyor olsaydı, azıcık denge denetleme hassasiyeti taşıyor olsaydı, yürütmenin başı, yürütmenin sorumsuz kanadı olan ve bir süre sonra yürütme tekelini eline alacak olan bir cumhurbaşkanı, yasama ve denetim rolü, yasama ve denetim işlevi gören, millet adına, halk adına bu görevi yapan bir organı, bir mekanizmayı bu kadar kendisi için tehlikeli, rahatsız edici görmezdi. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı parlamentonun neyinden rahatsız? Yasama faaliyetlerinden mi? Yasama faaliyetlerinin onun istediği hızda seyretmiyor olmasından mı rahatsız? Ya da denetim faaliyetinden mi rahatsız? Zaten soru önergelerine cevap vermesi gereken süre içerisinde cevap vermek bir yana, neredeyse dostlar alışverişte görsün kabilinden bakanlıkların tanıtım broşürlerini gönderiyorlar. Araştırma komisyonu kurulması yönündeki yine bir başka denetim mekanizması ile ilgili oy çokluğuyla el kaldırıp indirerek bu parlamentonun toplumsal sorunları araştırmasını, toplumun sorunlarının daha yakından takibiyle ilgili bir komisyon kurulmasını zaten bir biçimde iktidar vekilleri engelliyorlar. Yani aslında Cumhurbaşkanı sadece parlamentodan mı rahatsız, yoksa siyasetten, siyasi partilerden mi rahatsız, doğrusu merak ediyoruz. Bu çatı altında bundan sonra tıpkı diğer denetim işlevleri gibi grup toplantılarının yapılması da örneğin Cumhurbaşkanı'nı rahatsız ederse, onun talimatıyla bir üç tüzük değişikliği yapılıp grup toplantıları da iptal edilebilir mi? Öyle ya, soru önergelerini yeni pakette kaldıranlar yarın Cumhurbaşkanı'na bir kararname ile grup toplantılarını kaldırma inisiyatifinde verebilirler. Hayır, meclisle ilgili işlerde meclis düzenleme yapacak diyenler aslında metnin satır aralarına saklanan, metnin satır aralarına gizlenen düzenlemelerine baktıklarında bunun böyle olmadığını görecekler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı aslında bu paketi toplumun önüne koyarak parlamentodan da, siyasetten de, siyasi partilerden de rahatsızlığını ortaya koyuyor. Galiba şöyle düşünüyor: dört parti bu ülkeye çok geliyor, fazla geliyor. Dört olmasın, iki olsun, danışıklı dövüş yaparız, 2002'deki oyunu oynamaya devam ederiz diye düşünüyor. Bir süre sonra eğer paket onun istediği gibi geçerse muhtemelen iki parti de fazla, tek olsun, temiz olsun diyecek. O zaman da Türkiye'de artık söylenecek söz, söyleyecek zemin kalmayacak. Değerli arkadaşlar, onun için aslında grup toplantılarının bir denetim rolü, denetim işlevi gördüğünü, siyasetin burada olan biteni, siyasi partilerin bu çatı altında olan biteni topluma aktarma, toplumla paylaşma, aynı şekilde toplumdan gelen talepleri de
bu çatıda temsil etme, burada yansıtma, burada karar süreçlerine katılımını sağlama işlevini görürler. Muhalif partilerin de görevi, sorumluluğu budur. Ülke çok ciddi sorunlarla karşı karşıya, ekonomiyle ilgili çok büyük bir krizi yaşıyoruz. Büyük bir kriz bekleniyor falan demiyorum, krizi fiilen yaşıyoruz. Bakın, dün TÜİK verileri açıklandı. Türkiye işsizlik rakamlarında 2008 krizinden bu yana en kötü rakamlara, en yüksek işsizlik düzeyine ulaştı. 11.8, %11.8 resmi işsiz var. Son bir yıl içinde 500 bin kişi işsiz kalmış durumda. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin istihdam açığı neredeyse her yıl siyasete 900 bin kişiye, yeni çalışma hayatına katılan 900 bin kişiye iş imkanı oluşturulması sorumluluğunu yüklüyor. Yani ülkeyi yönetenler her yıl o yıl içerisinde yürüttükleri çalışmalarla, çabalarla yeni 900 bin kişiye iş bulmak zorunda. Ama işsizlikle ilgili bu acı tabloyu, bu fotoğrafı bu parlamento kendisine dert etmiyor. Gündemi bu değil. Yine bir başka ekonomik veri, bir ülkenin finans göstergelerinin temel parametresi olan para biriminin değeriyle ilgilidir. Her ne kadar ısrarla birileri dolar yükseliyor diye tarif etse de biz bir kez daha inatla gerçeği söyleyelim. Çünkü yalan bir kere yayılınca dış politikadan güvenliğe, siyasetten ekonomiye her yeri sarar. Ekonomik gerçek şudur değerli arkadaşlar. Türk lirası değer kaybediyor. Eğer yükselen dolar olsaydı bütün dünya piyasalarında bu yönde bir seyir yaşanırdı. Ama öyle değil. Bakıyorsunuz değer kaybeden Türk lirasının aslında bir biçimde satın alma gücü, özellikle satın alma gücü açısından emekçiye ödettiği ağır bedeli yaşıyoruz. Ve aslında ekonominin ne halde olduğunu en iyi bilen isimlerden birisi Sayın Şimşek, dün biliyorsunuz bir karşılaştırma yaptı. Big Mac'in, yani McDonald's'ın hamburgerlerinin fiyatları ile ilgili bir karşılaştırma yaptı. İşte Amerika'da Big Mac 5.6 dolar ama Türkiye'de 2.75 diye Türkiye ekonomisinin ne kadar iyi bir noktada olduğunu herhalde böyle ima etmeye çalıştı. Hani söylemek ekonomik bilgi ve donanım açısından başka bir cesaret ister ama ima etmeye çalıştı diyelim. Şimdi bir karşılaştırma yapacaksanız gayet tabii kendi içinde tutarlı başka yeni karşılaştırmalar yapmak zorundasınız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde asgari ücretli kaç hamburger yer, Türkiye'de asgari ücretli maaşıyla kaç hamburger alabilir? Bunun karşılaştırmasını da yaparsınız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakam eğer Türkiye'dekinin iki katından fazlaysa, yani orada 280 hamburger ediyorsa asgari ücret, Türkiye'de ancak 120 hamburger ediyorsa, tabii bu karşılaştırmanız, bu rakamlarınız tümden anlamını yitirir, boşa düşer. Şüphesiz hamburger karşılaştırması yapmak bize tarihin başka bir dönemini hatırlatıyor. Hani var ya majestelerinin ekmek bulamazsanız pasta yiyin anlayışının, bugün de ekmek bulamazsanız hamburger yiyin anlayışı biçiminde bir kez daha karşımıza çıktığını gösteriyor. Değerli arkadaşlar, ekmek karşılaştırması yapamıyorlar. Çünkü 2002'de ekmeğin dolar bazındaki değeriyle kaç sent ettiğiyle bugün kaç sent ettiği çok açık. Bunu kamuoyuyla paylaşabilecek yüzleri yok, cesaretleri yok. Simit karşılaştırması yapıyorlardı hatırlarsınız. Yeniden partisinin başına geçmek isteyen Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 2002'de Ankara'da Keçiören'de kahveleri dolaşıyordu ve diyordu ki işte maaşınızla şu kadar simit alabiliyorsunuz.
bir de çay hesabı yanına ekliyordu ve Türkiye'nin 2002'de nasıl bir ekonomik enkaz devraldığını ifade etmeye çalışıyordu. Şimdi o ekmek hesabını yapamıyorlar çünkü Türkiye sayelerinde dünyanın en çok buğday ithal eden ülkelerinden biri haline geldi. Anadolu, Mezopotamya bir tahıl ambarı iken buğday ithal eden bir ülke konumuna geldiğinde bunun tabii ki yansıması hem üreticiye hem tüketiciye ekmek fiyatları üzerinden kendini gösterir. Ama ister simit, ister ekmek hesabı yapın, ister hamburger hesabı yapın. Sonuç itibariyle ekonomi kötü durumdadır. Bunun bedelini dar gelirli, asgari ücretli, küçük esnaf ödemektedir. Siz bunu terör mantığıyla izah etmeye devam ettikçe de bu bedel ödenmeye devam edecektir. Çünkü öyle bir yaklaşım ortaya koyuyorsunuz ki işte cebinde döviz olan da aslında bir biçimde terörist sayılıyor. Yani terör havuzunu o kadar büyüttünüz ki, o kadar genişlettiniz ki sizin talimatlarınıza uymayan, size boyun eğmeyen, size rağmen başını kaldıran, size rağmen sözünü söyleyen, size rağmen yükselen herkes, her şey potansiyel terörist. Değerli arkadaşlar, işte bu koşullar altında bu kadar ağır bir ekonomik tablo karşısında bu çatı, bu parlamento geçen haftayı tümüyle bir kişi için yeni bir anayasa yapma arayışıyla, çabasıyla geçirdi. Buradaki seviyeyi, düzeyi, siyasetin tartışma kapasitesini, konuşma potansiyelini bütün ülke görebildiği kadar gördü. Takip edebildiği kadar ilgili olanlar, duyarlı olanlar en azından gördüler. İşte biri birini ısırdı, biri birine hakaret etti, biri birine küfretti, birinin kolu kırıldı, bir tarafta kürsü yıkıldı, öbür tarafta mikrofon kayboldu. Geçen haftanın özeti bu değerli arkadaşlar. Ülke ekonomisi bütün diğer alanlar gibi, dış politika gibi, güvenlik gibi hemen hemen her şey dibe vurmuşken geçen haftadan Türkiye'ye yansıyan fotoğraf, bu çatının dışarıya yansıyan yüzü sadece bu görüntüler, bu manzaralar oldu. Elbette birilerinin birbirine kızması, eleştirmesi gayet anlaşılır bir durumdur. Ama ilginç biçimde milletvekilleri birilerine kızdıklarında kızgınlıklarını hayvanlar üzerinden ifade ediyorlar değerli arkadaşlar. Hani köpek aslında tarih boyunca insanoğlunun, insanlığın, kadınların, köyün, kırsalın, hayatın yol arkadaşıdır ve köpekler sadakati temsil ederler. Tıpkı Kur'an'da Kehf suresinde yedi uyurlarla birlikte kıtmir gibi. Ama ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Geçen hafta Türkiye bir müfredat tartışması yaşadı. Çok da eleştiri yapıldı. Özellikle çocuklarımızın nasıl bir tarih bilincine sahip olması gerektiğiyle ilgili bir takım polemikler yapıldı. Müfredata konulan, müfredattan çıkartılan, azaltılan kimi başlıklar üzerinden. Değerli arkadaşlar, tarih bilincini bir tarafa bırakalım. Bugünü yaşamaya dair hayvanlarla ilgili yürütülen polemik bile, bu tartışma bile aslında müfredatla, yani siyasetin çocuklarımıza reva gördüğü eğitim içeriğiyle bu çatı arasındaki çelişkiyi teşhir etmeye tek başına yetiyordu. Biz okullarda çocuklarımıza hayvan sevgisi öğretmeye çalışıyoruz. Ama bu çatı altında bir takım hanımefendiler, beyefendiler mikrofonu ele geçirdiklerinde ya da ellerine tutuşturulan bir takım sembollerle kendilerini ifade etmeye çalıştıklarında ilk aklına gelen hayvanları aşağılamak oluyor. Eğer bu dilden anlıyorlarsa gayet tabii bizim de onlara hayvanlar dünyasından aktarabileceğimiz şeyler var. Çünkü hayvanlar dünyası da sonuçta bizim bir parçamızdır, doğanın bir parçasıdır, insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve çok ciddi, çok ibretlik kıssalar, misaller vardır. Fabıllar vardır, La Fontaine derlemeleri vardır. Ben bir tanesini sadece aktarayım, vaktinizi daha fazla almamak için.
Tavşanla tazının hikayesi değerli arkadaşlar. Hani tavşan avcıların hedefidir ve avcı tazıyı tavşanın üzerine salar. Tazı tavşanı kovalar ama bir türlü yetişemez. Nefesi kesilir, tavşan da durur, tazıyı izler. Tazı tavşana seslenir. Der ki, ey tavşan kardeş, benim ayaklarım senden büyük, senden daha uzun. Ben senden daha güçlüyüm ama bir türlü sana yetişemiyorum, bir türlü seni yakalayamıyorum. Tavşan ibretlik bir cevap verir. Bütün insanlık için ibret dolusu bir cevap verir. Der ki, sen iki kemik için koşuyorsun. Sen avcıyı memnun etmek için koşuyorsun. Bense var olmak için koşuyorum, yaşamak için koşuyorum. Değerli arkadaşlar, siyaseti ne için yapıyorsanız, hangi değerler için yapıyorsanız gücünüz o ölçekte olur, o ölçüde olur. Eğer sadece parti başkanınızın gözüne girmek için siyaset yapıyorsanız nefesiniz yetmez. Kendinizde bir güç vehmedersiniz ama nefesiniz yetmez. Eğer siyaseti koltuk için, makam için, para için yapıyorsanız ya da birilerini mutlu etmek için buraya bırakılmış emanetler gibi görüyorsanız kendinizi, tıpkı askıya asılmış palto gibi parlamentoda iradesiz, kimliksiz, kişiliksiz ve kendi tabanınızdan, seçmeninizden habersiz siyaset yapmayı içinize sindiriyorsanız, kendinizde güç vehmetmenizin, sayıya, çoğunluğa güvenmenizin hiçbir karşılığı yoktur. Biraz önce köpeklerin sadakat örneği olduğunu Kur'an'dan ifade etmeye çalıştım, hatırlatmaya çalıştım Kehf suresinden. Bir başka sadakat ölçüsü de aslında değerlerle, ilkelerle ilgili olmak, sayıyla, güçle ilgili olmaktan daha değerlidir ölçüsünü ortaya koyan Tekasür suresidir. Değerli arkadaşlar, Tekasür suresinde insanlara, inananlara şu hatırlatılır. Sayınızla övünmeyin. Kalabalıklarınızla övünmeyin. Ve bunu yapanlar çok sert biçimde uyarılır. Denir ki, onlar sayılarıyla, güçleriyle övünmeyi öyle alışkanlık haline getirdiler ki neredeyse mezarları saymaya başladılar. Mezardakileri, yerin altındakileri, ölüleri bile kendilerine güç verdiği için saymaya çalıştılar. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu çatıda tartışma olacak. Onlar istemese de biz gerçekleri konuşacağız. Çünkü biz tıpkı o tavşan gibi ne için siyaset yapıyorsak burada onun kavgasını veriyor olacağız. Geçen hafta bir milletvekili arkadaşımızın söylediği sözlerden dolayı duydukları rahatsızlık bir tahammülsüzlük olarak bu çatı altında her türlü seviyesiz hakaret, küfür cezalandırılmazken arkadaşımızın kullandığı kavram, ifade dolayısıyla üç birleşime katılmama cezası verildi. Değerli arkadaşlar, bir kere şunu ifade edelim. Bu kavram siyasidir, hukukidir, uluslararası hukukta karşılığı vardır. Kullanmak istersiniz ya da kullanmazsınız. Ama kullananı eğer bu çatı altında görmeye tahammülünüz yoksa, cesaretiniz yoksa, bu aslında bir utancın dışa vurumudur. Çünkü arkadaşımız kürsüde diyor ki, ben kılıç artığıyım. Siz eğer karşınızdakinden kılıç artığı lafını duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olmuyorsa, utanmıyorsanız tarihinizden, yüzünüz kızarmıyorsa, o zaman saldırarak, yeniden baskı yaparak, dışlayarak o çatı altında onu görmeye bile tahammülünüz olmadığını ifade etmiş olursunuz. Bir şey daha yapmış olursunuz değerli arkadaşlar. Bir şey daha yapmış olursunuz. Başka ülke parlamentolarında soykırım ifadesini reddetmenin, soykırımı yok saymanın biliyorsunuz çeşitli cezaları çıkıyor. Yani cezaya tabi kılmışlar inkar etmek, soykırımı reddetmeyi. İnsan hakları literatüründe bunun bir karşılığı var, anlaşılır bir şey. Bir kıyas için asla söylemiyorum. Ama siz kalkıp başka ülke parlamentolarında soykırımı reddedenin dışlanması karşısında bu tabloyla, bu fotoğrafla ne yüzle eleştiri yapacaksınız? Ne yüzle söz söyleyeceksiniz? Siz aynısını tersinden yapmıyor musunuz? Eğer mesele kürsü dokunulmazlığıysa, eğer mesele ifade özgürlüğüyse bundan zerre nasibiniz olmadığını, zerre payınız olmadığını bu tavırla sergilemiş olmuyor musunuz? Yine biliyorsunuz
Bu parlamentoda ne zaman arkadaşlarımız Sur'dan, Cizre'den bahsetse, insanların bodrumlarda yakılmasından söz etse, büyük bir tahammülsüzlük, büyük bir tepki ve tıpkı biraz önce bahsettiğimiz Garopaylan'la ilgili konuda olduğu gibi partiler arası ittifak gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Kürdistan kelimesinin aslında tarihi hiçbir gerçekliği olmadığı, sadece tarihin 10 yılında kullanılmış bir ifade olduğu kürsüden dillendiriliyor ve bunu dillendirenin siyaseten nerede durduğunun, hangi partinin muhalifi olduğunun, hangi ideolojiyi, hangi görüşü yansıttığının da hiçbir önemi olmuyor. Hep birlikte alkışlıyorlar Kürdistan ifadesinin sadece tarihin 10 yılında bulunduğu gerçeğini. Tırnak içinde söylüyorum bu gerçek ifadesini değerli arkadaşlar. Şimdi daha ulustaki bina, yani birinci meclis ayakta değerli arkadaşlar. Zahmet edip 2 kilometre ileriye gitseler, Ulus'ta şimdi müze olarak kullanılan meclisin duvarlarındaki isimlerin yanındaki sıfatlara baksalar, bu meclis kurulduğunda 1920'de savaşı yürüten bu mecliste milletvekillerinin isimlerinin altında Lazistan mebusu, Kürdistan mebusu yazdığını görürler. Ama gerçeklere öyle gözlerini kapatmışlar, öyle kulaklarını tıkamışlar ki hiçbir şeyi görmeye, hiçbir şeyi anlamaya, hiçbir şeyi öğrenmeye niyetleri de yok, cesaretleri de yok. Değerli arkadaşlar, geçen hafta aslında bu parlamentonun, bu çatının görmek istemediği bir şey daha paylaşıldı. Sur'da güya siviller tahliye ediliyorken çocuklar, 9-10 yaşında kız ve erkek çocukları, artık bilmiyoruz kim kameraya almış, kim yayınlamış, ancak o işi yapanların kameraya kayda alabileceğini herkes tahmin edebilir, herkes anlayabilir. Kim izin vermiş, kim talimat vermiş bilmiyoruz. Ama sonuçta o çocukların karşı karşıya kaldıkları, maruz oldukları muameleyi gören herkesin insanlığından utanması lazım. Kürt olmak, Türk olmak, Sünni olmak, Alevi olmak. Bütün bunlar değerli arkadaşlar, insan olmak şartıyla bir anlam ifade eder. Eğer insanlığınızı kaybetmişseniz, insani değerlerinizi tüketmişseniz, bitirmişseniz, ne olduğunuzun, hangi partiden olduğunuzun, sıfatınızın, statünüzün hiçbir anlamı, hiçbir kıymeti yoktur. Nazım, ölüm yıl dönümünde onu da analım. Büyük Üstad diyor ki, evet, dövüşebiliriz. Doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey için ve herkes için dövüşebilirim. Biz siyasette kayıkçı kavgası yapmayacağız. Koltuk kavgası yapmayacağız. Kişisel hesapla gerilim çıkarmayacağız. Ama halkın özgürlüğü için, barış için, birlikte yaşamak için sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz, dövüşmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Buraya ilk defa gelenler koridorları görmüşlerdir. Temmuz'dan bu yana değerli arkadaşlar 6 ay geçti. Hala meclisin tadilatı bitmedi. Yani tadilat bitmiyor mu, bitirilemiyor mu? O tabii meclis yönetiminin bilgisi dahilinde olan bir şeydir. Biz bilmiyoruz milletvekilleri olarak. Bina niye yıkıldı? Bir türlü 2 tane cam niye takılamıyor? Duvarlar niye bir türlü tadilatı tamamlanamıyor? Biz bilmiyoruz. Milletvekili olarak biz bilmiyoruz. Muhtemelen halk, seçmenler, yani bu parlamentonun gerçek sahipleri, millet de bilmiyordur. Ama arkadaşlar, bu çatı elbette ki tahmin ediyoruz ki biraz da bilerek böyle tamiratı geciktiriliyor ki gelenler görsünler 15 Temmuz'da bu ülke ne yaşadı, nasıl büyük bir demokrasi mücadelesi verdi, milletvekilleri nasıl kahramanca göğüslerini siper ettiler, hatta bazı AKP'li siyasetçilerin ve dün akşam attığı tweetlerle onun yeni ortağı partinin genel başkanında ifade ettiği gibi insanlar nasıl pençeleriyle uçakları doldurdular değerli arkadaşlar. Tabii size komik geliyor ama onlar böyle inanıyorlar.
Nitekim dün de havuz medyasından bir yayın organı Türkiye'nin yaptığı yeni tankların atom bombasına karşı bile mücadele edebilecek güce sahip olduğunu iddia ediyordu. Bu ciddi bir haber değerli arkadaşlar. Güvenlik ve savunma haberiydi bu. Şimdi medyası buna inanırsa, tankla atom bombasına karşı çıkılabileceğine inanırsa, buradaki yeni müttefik, iktidarın yeni yandaşı, partinin lideri de elbette pençelerle uçakların durdurulduğuna, bombaların durdurulduğuna inanabilir. Ama bir gerçek var değerli arkadaşlar ortada. 15 Temmuz'da evet bu ülkede bir şeyler oldu. Biz öncesiyle sonrasını birlikte konuşmaktan yanayız. Öyle ya, ortada bir hepimizin gördüğü, en azından fark ettiği, kabul edilemez bir durum. Meclise saldırı, başka kurumlara saldırı, sivil halka saldırı, kabul edilemez bir durum. Bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok ama bunun bir öncesi bir de sonrası var. Yani bir film anlatacaksanız bize, bir hikaye anlatacaksanız hikayenin başını da doğru anlatın, sonunu da doğru anlatın ki arada ortaklaşıp uzlaşıp uzlaşamayacağımızı, ortaklaşıp ortaklaşamayacağımızı birlikte anlayalım. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz başarılı olsaydı, yani darbeciler hedeflerine ulaşsaydı, sizce bu ülkeden nasıl bir anayasa isterlerdi? Yani o yurtta sulh konseyi eğer sadece hükümeti devirmekle görevinin biteceğine inanmıyor idiyse, yani ülkeyi yönetmek de istiyor idiyseler, herhalde nasıl bir hukukla, nasıl bir anayasayla yönetmeyi tercih edeceklerse bu çatıya onu da yatacaklardı. Ya burayı tümden kapatacak, kendilerine uygun milletvekillerini buraya oturtacaklardı, onlara yaptıracaklardı. Ya da bu parlamentoya baskı yapıp bu parlamentodan o taleplerine uygun bir anayasanın yapılmasını sağlayacaklardı. Şimdi yurtta sulh konseyi ya da hala kayıp işte o konseyin bir numarası nasıl bir anayasa ister ise değerli arkadaşlar, şimdi bu parlamento tam ancak onların hayal edebileceği bir anayasa yapıyor. Yani güya darbeyi püskürttük, darbeyi engelledik, darbeyi geçiştirdik ama parlamento darbecilerin isteyebileceği, darbecilerin hayal edebileceği bir anayasayı bu topluma, bu ülkeye, bu millete layık görüyor. Sonra da dönüp darbeyle mücadele etmekten söz ediyor değerli arkadaşlar. Bu baştan aşağı yalandır. Baştan ayağa kandırmacadır. Baştan aşağı bir oyundur. Biz 15 Temmuz öncesinde defalarca uyardık. Dedik ki milletvekillerini eğer birilerinin önüne atarsanız, güya yargı dokunulmazlığını kaldırıyoruz diye bunu böyle yutturmaya kalkarsanız siyaset Şamaroğlan'ına döner. Eğer Sur'da, Cizre'de bu halka bu muameleyi reva görenleri yargılamama konusunda, onları dokunulmazlık zırhına büründürme konusunda ittifak kurarsanız, üç parti birlikte evet oyu verirseniz, bu ülkenin bir süre sonra başka darbelerle de muhatap olmasına, başka darbelere de maruz kalmasına kendi ellerinizle fırsat vermiş olursunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, 15 Temmuz'un öncesi de darbenin bir parçasıdır. 15 Temmuz sonrasında yapılanlar da darbenin bir parçasıdır. Darbeyle mücadele öyle onların sandığı gibi sadece açıklama yapmayla, kınamayla geçiştirilecek bir şey değildir. Bakın bu parlamento bir kez daha aslında yapılan bu işlerle, çıkarılmaya çalışılan bu anayasal düzenlemelerle yeniden darbeye maruz bırakılıyor. Çünkü azıcık geriye dönüp baksanız, 27 Mayıs'a baksanız, 12 Eylül'e, 12 Mart'a baksanız, sonrasındaki postmodern darbelere baksanız, İki şey göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bu iki şeyden birisi sistemin denge denetleme mekanizmalarının tasfiye edilmesidir. Yani suboptların ortadan kaldırılmasıdır. İkincisi de siyasetin kutuplaşmasıdır, kamplaşmasıdır. Bırakın iktidar partisi ile muhalefet arasındaki kutuplaşmaya, diyalogsuzluğa, iletişimsizliğe,
muhalefet partileri arasındaki diyalogsuzluk da aslında tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi, tıpkı 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi, tıpkı 12 Mart öncesinde olduğu gibidir. Yani tarih ders alınmadığı için tekrar ediyor değerli arkadaşlar, tekerrür ediyor. Bakın, bir muhalefet partisi diğerinden randevu istiyor. O muhalefet partisi randevuyu veriyor. Sonra da arkasından Twitter'da Allah ne verdiyse, ağzından ne dökülüyorsa, parmaklarından ne dökülüyorsa onu yazıyor. Yani diyor ki ister gel ister gelme. Bence bu randevuyu istemeseydin daha iyi olurdu. Yine de gelmezsen sevinirim. Ama ille geleceksen, ille konuşmak istiyorsan ben burada duruyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer muhalefet partileri arasındaki iletişimsizlik, tahammülsüzlük bile bu düzeydeyse bu ülke birileri tarafından el birliğiyle yeni darbe koşullarına, yeni darbe ortamlarına sürükleniyor demektir. Biz bunu asla istemiyoruz. Biz siyasetin, toplumun darbe baskısı altında tutulmasına baştan karşıyız. Ama darbeye karşı olmak demek romantik biçimde darbe karşıtı mesajlar vermek değildir değerli arkadaşlar. Gerçekçi biçimde darbeye götüren koşullara karşı çıkmaktır. Bakın 15 Temmuz sonrasında olan bitenler nasıl tam da darbeci zihniyeti yansıtıyor. Çok basit karşılaştırmalar yapacağım. 12 Eylül'de 30 bin kişi sakıncalı olduğu gerekçesiyle işten çıkartıldı. Bunların 3854'ü öğretmendi, 120'si öğretim görevlisiydi değerli arkadaşlar. Bugünkü rakamları okuyayım size. Orada 30 bin kişi 12 Eylül'de, bugün 135 bin kişinin işine son verildi. Devletin resmi rakamları. Orada 3800 öğretmen işten atılmış, şimdi 35 bin öğretmen işten atılmış. Yani tam 10 katı. O zaman 120 öğretim üyesinin 1402'likleri hepimiz biliyoruz. 120 öğretim üyesinin görevine son verildi. Şimdi 7000 akademisyen ihraç edildi değerli arkadaşlar. Bunların 1400'ü tutuklandı. Diğer karşılaştırmaları yapmaya sanırım hacet yok. Yani darbe devam ediyor. Siyasete, topluma, ekonomiye yönelik saldırılar aslında tam da darbenin devam ettiğini çok net biçimde gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü yönetimi, bugünkü ülkeyi yöneten anlayışı başka karşılaştırmalarla da tarif etmeye çalışacağım. Çünkü Türkiye'de özellikle bazıları siyasi eleştiri dozunu biraz yükselttiğinizde, sosyal medyada örneğin diktatör kelimesini kullandığınızda, faşist kelimesini kullandığınızda çok rahatsız oluyorlar. Burada susturuyorlar. Burada linç etmeye çalışıyorlar. Ama toplumsal hayatta da gece yarısı evini basıyorlar, gözaltına alıyorlar. Memursa işinden atıyorlar. Gazeteci ise kapıya koyduruyorlar. Üniversite ise, üniversitede hoca ise öğrencileriyle arasını açıyorlar. Ama ben bu karşılaştırmaları yapmak zorundayım. Çünkü siyasetin görevi gerçeği toplumla paylaşmaktır. Değerli arkadaşlar, basit karşılaştırmalar. Hitler dönemiyle bugünkü Türkiye karşılaştırmasını çok yaptık. Onun için çok uzatmayacağım. Sadece 3 karşılaştırma değerli arkadaşlar. Nazilerin sloganları. Bir kez daha tarihe geçsin diye söylüyorum. Nazi Almanya'sında Führer'in, Hitler'in kullandığı sloganlar. Tek millet, tek imparatorluk, tek lider. Tanıdık geliyor değil mi bu ifadeler? Türkiye'den bahsetmiyorum, sonra siz de suç işlemiş, suç ortağı olursunuz. En çok övündüğü şey Hitler Almanya'sını yönetenlerin değerli arkadaşlar, geniş otobanlar. Yine çok tanıdık değil mi? Duble yollar. Bütün hizmet bundan ibaret. Ve işte bir tarafta kalkınma diye sadece yolları gösteren, öbür tarafta tekleştirmeyi birlikte yaşamanın yolu sanan ve halka her türlü baskıyı reva gören bu anlayışların bir başka pratiği daha çok benziyor birbirine. O da algı operasyonları için, yani toplumun huzur içinde olduğunu, güven içinde olduğuna inanması için, keyif içinde olduğuna, refah içerisinde olduğuna, böyle yaşadığına inanması için medya operasyonları. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels o zaman da
Almanya'daki bütün medya organları üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Bu da tabii bizden uzak olsun, asla bizim ülkemizde de medya organları üzerinde böyle bir baskı asla yapılmıyor. Başka karşılaştırmalar değerli arkadaşlar. Franco dönemi. Franco rejimi 1930'ların sonlarından 1970'lerin ortasına kadar devam etmiştir. Üç başlıkta buradan aktaralım. İktidarın tek elde toplanması Franco rejiminin temel karakterlerinden birisi. İkincisi, toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı. O zaman sayıyı 20 ile sınırlı tutmuşlar. Yani devletten izin almadan, Franco rejiminden izin almadan 20 kişinin bir araya gelmesi suç sayılıyormuş. Ve üçüncüsü arkadaşlar, tıpkı Hitler döneminde olduğu gibi yine basın üzerinde kontrol kurmak siyasetin bir rutinine dönmüş, bir olağan uygulamasına dönmüş. Ve değerli arkadaşlar, siyaset bilimci Dr. Bright'ın bütün baskıcı rejimlerle ilgili, bütün otoriter rejimlerle ilgili bir genel değerlendirmesi var. Onlarca madde çıkartıyor. Diyor ki baskıcı rejimler bu açılardan, bu başlıklar altında birbirine benzerler. Bu değerlendirmeyi Pinochet için yapıyor, Suharto için yapıyor, Franco için yapıyor, Mussolini için yapıyor, Hitler için yapıyor. Hani kimse alınganlık göstermesin. Çünkü bulut deyince bize ördek dediniz diye hakaret ettiniz diyorlar ya, onun için ben sadece maddelerin birkaçını okuyacağım. İnsan haklarının değersizleştirilmesi ve halkın bu duruma ikna edilmesi. Bunlar diktatörlüklerin ortak uygulamaları değerli arkadaşlar. Düşmanların, yani günah keçilerinin birleştirici bir neden olarak gösterilmesi. Yani ortak düşmanımız var, her taraftan saldırı altındayız, düşmana karşı birleşmek zorundayız. Onun için işsizliğin hesabını sormayın, onun için demokrasiden mahrumiyetin hesabını sormayın diyorlar. Militarizmin yüceltilmesi, cinsel ayrımcılık, kitle iletişim araçları üzerinde kontrolün artırılması, ulusal güvenliğin bir takıntıya dönüştürülmesi, din ve iktidarın iç içe geçirilmesi, emek güçlerinin baskı altına alınması, aydınların ve sanatın değersizleştirilmesi, adam kayırma ve yozlaşmanın şahlanışı, sonuncusu da değerli arkadaşlar, seçimlerin anlamsızlaştırılması ve hileli seçim yapmanın bir alışkanlık haline getirilmesi. Şimdi biraz önce televizyonlarda altyazı olarak geçti. Başbakan hani gidiyor, veda da etti. Mecliste son konuşmalarında yaptı. Ben hani bu açıdan bir kez daha sormak istiyorum. Eğer meclisin iradesine, kendi grubuna saygısı varsa, millet iradesine saygı duyuyorsa, ikinci tur oylamalarda kendi partisinden milletvekilleri, hadi muhalefete saygıyı falan geçtik, evet oyu vermezlerse, yani başbakanlık makamını kaldırmazlarsa ne olacak? Ama Sayın Başbakan karar vermiş, gidici. Çünkü öyle de gideceğini biliyor, böyle de gideceğini biliyor. Ya bu paketle gidecek, ya Davutoğlu'nun gittiği gibi parti içi darbeyle gidecek. Her halükarda gidecek ama... Gitmeden önce sanki her şeyi biliyormuş gibi, her şeye hakimmiş gibi açıklamalar yapmayı da ihmal etmiyor. Diyor ki 2019'a kadar seçim yok. Nereden biliyorsun 2019'a kadar seçim olmadığını? Bir taraftan korkutuyorsunuz milletvekillerini. İki parti el ele vermişsiniz. Milletvekilleri iradesi üzerinde baskı kurmak için diyorsunuz ki seçim olur ha. Değerli arkadaşlar, seçim korkulacak bir şey değil. Biz halkla birlikte olmaktan, onların iradelerini, onların rızalarını, onaylarını görmekten memnuniyet duyarız. Yani şimdiye kadar sırf bu çatı altında bu halk, ezilenler, sömürülenler temsil edilmesin diye ne kadar oyun oynandığını biliyoruz. Seçim barajı siz burada olmayasınız diye var değerli arkadaşlar. Milletvekillerimiz, eş başkanlarımız bir daha bu çatı altında sizi temsil etmeyelim diye, seni başkan yaptırmayacağız dedikleri için bugün cezaevindeler. Ama yine... Yine değerli arkadaşlar, eğer seçime saygı duyuyor olsalardı,
Bu kadar il ve ilçe, belediye eş başkanını herhalde cezaevinde tutmazlardı. Ve böyle yaparak o halkın iradesini kontrolleri altına almaları da zaten bir hayalden ibarettir. Ama belli ki bazıları için seçim korkulacak bir şey. Bir daha milletvekili olamamak var. Bir daha işte bu imkanlara kavuşamamak var. Hani demin tavşanla tazının hikayesinde bahsetmiştik ya, siyaseti ne için yapıyorsanız onu kaybetmekten çok korkarsınız. Şimdi toplum ve parlamento değerli arkadaşlar, bir taraftan darbe baskısıyla, darbe korkusuyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Öbür taraftan da seçim presi altına alınmaya çalışılıyor. Yani aslında bu çatı altında milletvekilleri hür değiller, özgür değiller. Kendi tercihlerini yapma hakkına sahip değiller, buna layık görülmüyorlar. Onun için de her an seçim olabilir diye korkutuluyorlar. Hani korkunun ecele faydası yok derler. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani eğer buradan bu paketi geçirirlerse, o bir türlü kendi içlerinde yapamadıkları baylok operasyonunu yapmak için elleri daha fazla güçlenecek. Onun için korkan, kendini saklayan, kendini gizleyen, kendi geçmişini örtünce deve kuşunun başını toprağın altına gömdüğü gibi etrafında kendisini görmediğini, bilmediğini sanan milletvekilleri için aslında son kavşak değerli arkadaşlar. Biz bu çatı altında olsak da olmasak da hiçbir önemi yok. Biz ülke kazansın, barış gelsin, demokrasi egemen olsun yeter diyoruz. Ama biz biliyoruz ki değerli arkadaşlar, bazıları için aslında bu parlamento akvaryum gibi. Balıklar için, elde durmayanlar için, elde tutulamayanlar, kayganlar için bu parlamento bir havuz gibi, bir akvaryum gibi. Eğer havuzdan çıkarlarsa, akvaryum kırılırsa, akvaryumun dışında kalırlarsa nefes bile alamazlar. Bizim için değerli arkadaşlar bu çatı akvaryum değil, bu çatı havuz değil. Emin olun ki ülkede özgürlük olmadıkça, demokrasi olmadıkça bizim için bu çatı sadece bir kafes. Özgürlüğümüzü kısıtlayan, arkadaşlarımızın sözünü söylemelerini engelleyen sadece bir kafes gibi. Ama bu metnin içerisinde, bu anayasa adı altında önümüze konulan paketin içerisinde Sayın Başbakan'ın bilmediği, muhtemelen imza atarken görmediği başka düzenlemeler var. Mesela 2019'da bu paketin yürürlüğe gireceği iddia ediliyor. Öyle cümleler de var metnin içerisinde. Ama metnin başka yerinde de Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme, seçime götürme yetkisi var. Gayet tabii kendisi de seçime gidecek. Bir, kendisi hak vaki olursa zaten görev süresi biteceği için fiilen gerçekleşebilir bu. İkincisi de iradi olarak, hani konuşmamın başında söyledim ya, bu iş düzükle olmaz, bu parlamentoyla olmaz, bu siyasetle olmaz düşüncesinden hareketle Cumhurbaşkanı olarak seçime götürmeye karar verebilir. Yani başbakanın sözlerinin değerli arkadaşlar bu anlamda hiçbir anlamı yoktur. Milletvekilleri korkmasınlar, endişe etmesinler. Eğer seçime gitmek kaçınılmazsa bunu önlemenin yolu kendini saklamak, cesaret edip hayır oyu kullanamadığınız için bunun bedelini halka ödetmek asla değildir. Değerli arkadaşlar, sadece milletvekilleri korkutulmuyor. Sadece halk korkutulmuyor. Aynı zamanda bir kişi daha korkutuluyor. Pepe korkutuluyor değerli arkadaşlar. Ne ilgisi var Pepe'nin diyorsunuz? Hani Türkiye'nin büyük sermaye grupları biliyorsunuz. Onların çatı kuruluşu, üst kuruluşu bir film hazırlamış, bir animasyon hazırlatmışlar ve birlik beraberliğimizi Pepe'ye söyletiyorlar. Birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğunu Pepe'ye söyletiyorlar. Niye? Çünkü kendileri bir şey söyleyemiyorlar. Bir şey söylemek cesaret istiyor. Bir şey söylediğinizde iki gün sonra maliyeciler iş yerinize geliyorlar, defterlerinizi inceliyorlar, dosyanızı dürüyorlar, şirketinize kayyum atıyorlar ve bütün ekonomik birikiminizi tüketiyorlar. Onun için onlar da kolayını bulmuşlar, söyleyemediklerini Pepe'ye söyletiyorlar. Yani bu paket değerli arkadaşlar bir de Pepe'yi tehdit ediyor. Sermayeyi değil ha, Pepe'yi tehdit ediyor. Değerli arkadaşlar, siyasetin bütün dünyada iki temel krizi vardır.
ciddi kuruluşların dünyanın son dönemde yaşadığı süreçlerle ilgili, seçimlerle ilgili yaptığı temel değerlendirme diyor ki iki neden vardır krizler için. Bunlardan birisi popülizm, yani değerleri aşındırmak ve sırf birilerini memnun etmek üzerine kurulu, öngörüsüz, basiretsiz siyaset yapmak, popülizm. İkincisi de kutuplaştırma. Bu bütün dünya siyasetinin gelip dayandığı krizdir. Amerika için de geçerlidir, Avrupa için de geçerlidir, Rusya için de geçerlidir, Orta Doğu için de geçerlidir değerli arkadaşlar. Bu bütün dünya için geçerli olduğu gibi doğal olarak Türkiye için de geçerlidir. Yani Türkiye siyasetinin başının belası, küçük muhalefet partisinin genel başkanının ifade ettiği gibi kamburu, ayak bağı demokrasi değildir. Çoğulculuk değildir. Muhalefet değildir. Türkiye siyasetinin kamburu dün söylediğini bugün unutma popülizmidir. Dün şerefsiz, onursuz gibi bir sürü benim dilimin varmayacağı hakaretleri başka partiler için kullanıp iktidarla birilerini işbirliği yapmakla, gizli görüşme yapmakla itham edip başkanlığa da karşıyız, yarı başkanlığa da karşıyız, cumhurbaşkanlığına da karşıyız deyip sonra söylediği her şeyi yutmak, söylediği her şeyi unutmaktır. Bu popülizmdir değerli arkadaşlar. Ve popülizm aslında kamplaşmayı, kutuplaşmayı kamçılar, derinleştirir ve toplumda onarılması zor, telafisi imkansız yaralar açar. Değerli arkadaşlar, eğer bir ülkede iktidar ve onun yanına aldığı, muhtemelen çok yakın bir tarihte de kendi içinden vekilleri ayıkladıktan sonra koalisyon ortağı yapacağı partilerin oy oranı toplamı %65'leri buluyorken acaba evet çıkacağı konusunda niye kaygı taşıyorlar? Bir adım daha ileri gidelim. İki partinin oy toplamı %65'i buluyorken acaba %13'ten niye korkuyorlar? Değerli arkadaşlar, biz açık, net bir şey söylüyoruz. Bakın buradan meydan okuyoruz. Hani bizi darbeyle, seçimle falan tehdit edenlere bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, belediye başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz sizin siyasi rakiplerinizdi. Siyaseten örtüşmediğiniz belli. Biriniz bu tarafa, biriniz öbür tarafa gidiyordunuz. Onun için zaten farklı partilerde farklı önceliklerle siyaset yapıyoruz. Ama sporda bile değerli arkadaşlar, rakibinize elbette onu yenmek için çeşitli oyunlar oynarsınız. Ama azıcık kurallara bağlı kalarak yaparsınız bunu. Azıcık. Hiç olmazsa müsabaka başlarken koyduğunuz kurallara müsabakanın sonunda uyma konusunda azıcık ahlaki hassasiyet gösterirsiniz. Şimdi çok açık bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki eğer bir baskıyla, dayatmayla 330'u bulur, bu parlamentodan bu paketi geçirirseniz zaten bir hak gaspı gerçekleştirmiş olacaksınız. 11 milletvekilimiz oy kullanamadığı için zaten bu paketin, bu anayasanın meşruiyeti tıpkı evreninki şimdi nasıl tartışılıyorsa öyle tartışılmaya devam edecek. Ama 330'u bulursanız, yani halka giderseniz, halka sorma imkanını yakalarsanız açık çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki milletvekillerimizi bırakın, rehine siyasetini terk edin, görelim bakalım siz %65'siniz, biz %13'üz. Kim kimi yeniyor, halkı kim ikna ediyor, millet kimin arkasında duruyor değerli arkadaşlar. Süremiz azaldı. Ben daha fazla bu anayasayla sizi yormak istemiyorum. Değerli arkadaşlar, elbette ki Gandhi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu ülkede boyun eğmeyen gazeteciler, 143 gazeteci cezaevinde. Dünyada toplam 348 gazeteci cezaevinde. Türkiye'de bunların 143'ü var. Belki diğer ülkelerdeki gazeteciler en azından gazeteci sayılıyorlardır. Türkiye'de biliyorsunuz henüz gazeteci olduklarına bile ikna olmuş değil devlet. Değerli arkadaşlar,
Bugün itibariyle belki bu saatlerde savcılığa çıkartılmışlardır. Bugün itibariyle 24 gündür gözaltında tutulan, daha savcılık ifadesi için bile mahkemeye çıkartılmayan, savcılığa çıkartılmayan gazeteciler var. Ama bir gazeteci daha var. 10 yıl önce aramızdan ayrıldı. Hrant Dink. Değerli arkadaşlar, 10 yıldır hala failleri bulunup cezalandırılmadı. Elbette hem gazeteciler için, hem akademisyenler için, hem işinden atılanlar için, hem gazetesi kapatılanlar için. Bizim hayır demek için çok nedenimiz var değerli arkadaşlar. Birileri hayır demek için neden bulamıyor olacaklar ki, hala dedikodu üreterek, aslında farkında olmadan bindikleri dalı değil, kendi ayaklarını kesiyorlar ve bir yerlerde dedikodu üretiyorlar. Neymiş efendim? Biz aslında gizli evet verecekmişiz. Yani bizim halkımız, bizim kitlemiz o kadar saf ki şehirlerini kimin yakıp yıktığını bilmiyorlar. Onun için Erdoğan yetkileri alınca onlara eyalet vaat edecekmiş. Onun için de ya sandığa gitmeyeceklermiş ya da evet vereceklermiş. Şimdi sizin hayır demek için başka nedeniniz yoksa, MHP muhalifleri ve CHP'lilerin bazılarına sesleniyorum. Hayır demek için başka neden bulamıyorsanız söylenecek şey yok. Çok. Ama siz bu tabloda hayır demeyi gerektirecek bu kadar çıplak gerçeği, bu kadar açık gerçeği görmek istemiyorsanız bu sizin takdiriniz. Ama bizim için değerli arkadaşlar her şey çok açık, çok net. Onlar bizimle yan yana gözükmekten bile korkarken aslında bizimle birlikte yaşamaya, eşit onurlu yaşamaya dair bir vizyonlarının, bir projelerinin olmadığını da gösteriyorlar. Ama biz onlar için hayır demeyeceğiz. Biz ezilen halkımız için hayır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Biz yok edilmeye çalışılan, yağmalanan, talan edilen yeraltı yerüstü zenginliklerimiz için hayır diyeceğiz. Biz değerli arkadaşlar kadın eşitliği için hayır diyeceğiz. Kadın özgürlüğü için hayır diyeceğiz. Biz inanç özgürlüğüne dayalı bir laiklik için hayır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Biz emek ve demokrasi için hayır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Haklar ve özgürlükler için hayır diyeceğiz. İnsan onuruna yaşanır, insan onuruna uygun yaşanabilir bir Türkiye için birlikte hayır diyeceğiz. Kültürel varlıklarımızın korunması için birlikte hayır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve yeni bir yaşam için, barış içerisinde demokratik bir Türkiye için hayır diyeceğiz arkadaşlar. Biz asker, sivil, bürokratik darbelere karşı çıkmak için hayır diyeceğiz. Biz emperyalizme, savaşlara, sömürüye ve hegemonyaya karşı olduğumuz için hayır diyeceğiz. Biz Orta Doğu'da ve dünyada barışın egemen olması için hayır diyeceğiz. Barış için hayır diyoruz, hayırda hayır var diyoruz ve milletvekillerine son kez çağrı yapıyoruz. Hazreti Peygamber'in 1400 yıl önceki çağrısını tekrarlıyoruz. Ya hayır söyleyin ya susun diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.